Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kâle Allahu Teala fi kitabihil kerim, Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّهُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى مَا ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِد۪ينَ الشَّاكِر۪ينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اللّٰهُمَّ يَا مُفَتِّحَ الْأَبْوَابِ اِفْتَحْ لَنَا خَيْرَ الْبَابِ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ Rabbi şahli sadri ve yassirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni zidna ilmen ve elhikni ve elhikna salihin. Ya Rabbi bizleri sırat-ı müstakim üzere daim eyle. Bizleri razı olduğun kullarından eyle. Bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i takip ve taklit edip buna tabi olan ümmeti Muhammed'den eyle. Bizleri nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şerli insanların şerlerinden emin ve muhafaza eyle. Dünyadaki hayatımız sona ererken iman ile, Kur'an ile, ibadet ve taat ile ebedi dünyaya geçirmemizi cümlemize nasip eyle. Kıymetli müminler, saygıdeğer kardeşlerim. Mekke'den Medine'ye hicret etme izni çıkınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ashab-ı Kiram'ın gruplar halinde ve geceleyin hicret etmelerini istedi. Böylelikle hem düşmandan, müşriklerden korunmuş olacaklardı. Hem de rahat bir şekilde hicret etmeleri sağlanacaktı. Öyle düşünülüyordu. Geceleri hicret edecekler, yürüyecekler, gündüzleri de saklanacaklar ve dinleneceklerdi. Buna rağmen tabi zaman zaman müşriklerin saldırısına uğrayanlar oluyor. Bazen de gruba katılamayıp yalnız hicret etmek mecburiyetinde kalanlar vardı. Abdullah-ı Müzeni Hazretleri de yalnız hicret etmek mecburiyetinde kalan sahabeden birisiydi. Müşrikler yolda yakaladılar, dövdüler, işkence ettiler, nesi var nesi yoksa aldılar, eşyasına koydu, çuvalarına boşaltıp hakaret olsun diye çuvalı başına geçirdiler. Müşrikler gittikten sonra Abdullah başındaki çuvalı çıkardı. İki parçaya böldü. Bir kısmıyla, çuvalın bir kısmıyla bedenin alt kısmı, alt tarafını kapadı. Bir kısmını da üst tarafına geçirerek bu şekilde yolculuk yapmaya çalıştı. Günler sonra perişan bir şekilde Medine-i Münevvere'ye vardı ve o perişan haliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in huzuruna çıktı. Efendimiz Abdullah'ı perişan bir şekilde görünce üzüldü, yanına oturtturdu ve onu teselli etti. O anda orada bulunan sahabe-i kiram da Abdullah'ın bu haline tabi üzüldüler. Hatta birbirlerine konuşarak dediler ki şu gayrete bakın yani. Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak için perişan halde, perişan bir şekilde hicret etti. İki çullak geldi dediler aralarında. Hatta birbirlerini bu şekilde arada sırada Abdullah'a göstererek işte iki çullu, iki çullak hicret eden Medine'ye gelen zat bu dediler. Zamanla Abdullah ismi unutuldu. İki çullu manasına gelen
Zülmücadeyn, Zülmücadeyn ismini kullandılar Abdullah için. Yıllar sonra Abdullah radıyallahu teala bir hastalıktan dolayı vefat edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elleriyle kendisini kabre indirirken buyurdu ki, ya Rabbi ben Abdullah'tan razıyım, sen de razı ol. O anda orada bulunan Abdullah ibn Mesud diyor ki, isimden dedim ki, keşke şu anda ölen ben olsaydım da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu güzel sözleri benim için söylemiş olsaydı. Tabi son anımız çok önemli. Giderken istikamet üzere gitmek. Rabbimiz Allah deyip istikamet üzere yaşayıp istikamet üzere vefat etmek çok önemli. Cenab-ı Hak hepimize bu hali nasip eylesin inşallah. O şekilde rızasına uygun olarak bu dünyadan öbür dünyaya geçirmemizi cümlemize kısmet eylesin inşallah. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Şuara suresinde يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ buyuruyor. O günde, yani kıyamet gününde, hesap gününde mallar da çocuklar da fayda vermeyecek. Fayda verecek olan kalbi selimine gidebilmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Allah Celle Celaluhu sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Kalplerinize ve yaptığınız amellere bakın. Tabi burada hani zengin olmayalım manası veya çalışmayalım manası çıkmaz. Burada istenen, bizden istenen, Yüce Rabbimizin istediği şey dünyaya dalıp ahiretimizi unutmamak. Yoksa zengin olan, güzel bir şekilde gayret edenleri Allah Celle Celaluhu Nur suresinde metüsena ediyor. Ticarun la tulhihim ticaretun ve la beynen zikrillah ve ikamü salati ve itaiz zeka. La ahirul ayet. Öyle kişiler vardır ki alışverişleri ve ticaretleri onları Allah'ı zikirden alıkoymaz, uzaklaştırmaz. Hem ticaretlerini yaparlar, hem alışveriş yaparlar, hem de Allah'ı zikrederler, namazlarını ikame eder, zekatlarını verirler. Bunları metüsena ediyor. Önemli olan dünyaya ve ahireti unutmamak. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَلَّدُنْ عُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى buyuruyor. Yukarıdaki el, yani veren el, üstteki el, alttaki elin isteğinden daha hayırlıdır buyuruyor. Çalışmaya bizleri teşvik ediyor. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Son anımız çok önemli. Hani şair diyor ya, yadında mı doğduğun günler, sen ağlarken gülerdi Adem. Dünyaya gelirken hepimiz ağladık ama yanımızda bulunanlar, yakınlarımız, annemiz, babamız, dedemiz, nenemiz, yakınlarımız sevindiler bir çocuğumuz oldu diye, bir torunumuz oldu diye sevindiler ama biz ağladık. Öyle bir ölümle öl ki ölümün sana olsun halde, alemi olsun matem. Ölürken de öyle ölelim ki yanımızda olanlar üzülsünler ama biz gülerek, sevinerek neşeyle gidelim. Bilal-i Habeşi Hazretleri gibi radıyallahu anh vefat ederken yanında bulunanlar üzülüyordu, gözyaşı döküyorlardı ama Hazreti Bilal radıyallahu anh tebessüm ediyor. Hep tebessüm vardı yüzünde. Birisi sordu, dedi ki, ya Bilal bizler üzülüyoruz, sen neşelisin. Neşenin sebebi nedir diye sorduğunda Bilal-i Şahbeş Hazretleri buyurdular ki, ben alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah'a, Ebu Bekir Sıddık'a ve Ömer-i Faruk'a kavuşacağım. Nasıl sevinmem ki Yüce Rabbimiz bizlere de peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacak olan kimselerden eylesin inşallah.
Kıymetli kardeşlerim, Mekke'den Medine'ye hicret pek de kolay olmamıştı. Hicret edenler yıllarda fazla bir şey götürememişlerdi. Üstelik Medine'nin iklimi de Mekke'ye göre daha değişikti. Mekke'deyken genellikle ticaretle meşgul oluyorlardı. Medine'de olanlar ise tarımla uğraşıyorlardı. Yani ticaretten ziyade tarım vardı. Dolayısıyla Medine'ye ulaşmak da sıkıntıların hepsi gitmemişti. Gerçi Medine-i Münevvere'de bulunan Müslümanlar gelenlere kucaklarını açmışlar. Sevgiyle, muhabbetle karşılamışlardı ama yine de belli sıkıntılar meydana geliyor. Hicretten 5 ay sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün Müslümanları Mescid-i Nebi'de toplayarak Mekke'den gelen ailelerle Medine'de bulunan aileleri kardeş ilan etti. Tabi bu kardeşlik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in minbere çıkarak işte siz hepiniz kardeşsiniz şeklinde bir ilan olmadı. Zaten müminlerin kardeş olduğunu Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Hücurat Suresi'nde değişik ayet-i kerimelerde bize bildiriyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ İnananlar ancak kardeştir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sohbetlerinde لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّ buyuruyordu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Veya kendi nefsiniz için sevip istediğinizi mümin kardeşiniz için de istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaman zaman sahabe-i kirama nasihatlerinde, sohbetlerinde bildiriyorlar. Mescid-i Nebi inancın, ibadetin merkezi olduğu gibi aynı zamanda idarenin de merkeziydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in arkasında Müslümanlar günde 5 defa namaz kılıyorlardı, toplanıp cemaatte namaz kılıyorlardı. Cemaatte namaz kılma, zengin de fakiri, efendiyle köleyi, siyahla beyazı bir araya getirip aynı safta omuz omuza gönül gönüle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin arkasında topluyor. Namazdan önce ve namazdan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe-i kiramı dinleyerek sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Mekke'den gelenleri hem de Medine'de olan Müslümanları hepsini tek tek biliyor, isimler biliyordu. Hallerini, tavırlarını, ahlaklarını, huylarını biliyordu. Ona göre Mekke'den gelen ailelerle Medine'den gelen aileleri kardeş yaparken buna dikkat et. Yani kim kiminle daha uyumlu yaşayabilir? Kimin ahlakı, kimin huyuna, ahlakına uygundur. O şekilde kardeş ilan etti. Bütün Müslümanlar bu kardeşliği yürekten kabul ettiler. Hatta Medine'li Müslümanlar kardeş oldukları aileye ellerinin yarısını bölerek onlara tahsis ettiler. Beraber çalıştılar bir kısmı, büyük bir kısmı beraber çalıştılar, kazandılar ve kazandıkları şeyleri paylaştılar. Yani birlik, beraberlik, muhabbet daha doğru noktaya ulaştı. Bir toplum düşünün ki sağlam bir inanca sahip, adil bir yönetimi var. İlmiyle amil, ilim adamları, abid ilim adamları var. Kuvvetli bir ekonomisi var ve aralarında birbirlerine karşı son derece merhametli davranıyorlar. Elbette bir toplum yükselir ve yücelir. Bugünkü sohbetimizi Hazreti Ömer Efendimiz zamanında vuku bulan bir olayı anlatarak bitirmeye çalışalım inşallah. İki genç bir adamı yakalamış olarak Emirül Müminin Hazreti Ömer'in huzuruna çıkarlar. O zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh halifedir. Ya Emir el-Mu'minin, bu adam bizim babamızı öldürdü.
adalet istiyoruz, muhakeme edilmesini istiyoruz. Yalnız dikkat edersek tabii bu iki genç babasını, babalarını öldüren zatı dinç etmiyorlar, dövmüyorlar. Yakalamışlar, halifeye getiriyorlar, yani mahkemeye getiriyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh iki tarafı da dinledikten sonra adamın kasten şahıstan babasını öldürdüğünü anlar ve ona göre hüküm verir, yani idamına karar verir. Adam bu karara itiraz etmez. Fakat şöyle bir şey ister. Der ki ya emirallahım tamam, karara hükme razıyım. Yalnız burada olduğundan ailenin haberi yok. Bana 3 gün müsaade edersen aileme gideyim, bunları haberdar edeyim, dönüp geleyim. Döndükten sonra hükmü icra edin diye bir teklifte bulunur. Ömer radıyallahu anh oradaki insanlara bakar. Tabii bu zat Medineli değildir. Kimse tanımıyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in tanımadığı gibi oradaki insanlar da bu zatı tanımıyorlar. Bir endişe, bir suskunluk olur. Tabii kimse kefil olmak istemez. Bir müddet sonra Ebu Zer el-Gıfari Hazretleri de o toplumun içerisinde der ki ya Ömer ben bu adama kefilim. Bırak gitsin ve dönsün gelsin inşallah. Tamam. Hazreti Ömer Efendimiz de adama müsaade eder, adam gider. 3 gün dolduğunda, yani 3 gün olduğunda ikindiye yakın ama adam ortada yok. Gözler Ebu Zer el-Gıfari Hazretleri üzerindedir. Adam gelmezse onun yerine Ebu Zer el-Gıfari Hazretleri idam edilir. Akşama yakın adamcağız atıyla dolu dizgin bir şekilde çıkıp gelir. Hazreti Ömer Efendimiz'in huzuruna geldiğinde Hazreti Ömer radıyallahu anh sorar, der ki gelmeseydin biz seni bulma ihtimalimiz çok azdı. Neden geldin? Niye geldin yani? Gelmeyebilirdin. Adamın verdiği cevap enteresan. Der ki ya Ömer geldim çünkü artık Müslümanlarda da sözünde durma kalmadı demesinler diye geldi. Müslümanlar da sözünde durmuyor demesinler diye geldi. Hazreti Ömer Efendimiz Ebu Zer el-Gıfari Hazretlerine dönerek sorar, der ki ya Ebu Zer sen bu adamı tanımıyordun. Sen niye kefil oldun? O da der ki Müslümanlar arasında artık güven kalmadı demesinler diye kefil oldum ben. İki tarafı dinleyen kardeşler, iki kardeş, onlar da dediler ki ya Ömer biz davamızdan vazgeçtik, biz bu adamı affediyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz dönerek onlara sorur, siz niye affediyorsunuz diye sorduğunda Müslümanlar arasında merhamet kalmadı demesinler diye affediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bugün bu şeylere ne kadar muhtaçız değil mi? Güvenilir insan olmak, sözünde durmak, yalan söylememek, birbirimize güvenmek, birbirimize karşı merhametli olmak. Yüce Rabbimiz, hepimize, cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e sözünde duranlardan eylesin hepimizi inşallah. Ta'ala. Birbirimize güven sağlansın tekrar. Eskiden olduğu gibi olması gerek. Gibi. Yani mümin elbette emniyete kişidir. Sohbete başlarken okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu müminin suresinden de kurtuluşa ermiş Firdevs cennetine mirasçı olacak olan müminlerin özelliklerini sayarken وَالَّذ۪ينَهُمْ لَأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ onların özelliklerinden bir tanesi de onlar sözünden dururlar ve amanetlere ihanet etmezler. Yüce Rabbimiz bizleri aynı toplum haline, yani şu bidayette Efendimiz zamanında olan Ashab-ı Kiram'ın birbirine bağlı olduğu gibi birbirimize bağlı olmamızı, birbirimize güvenmemizi ve birbirimize karşı son derece merhametli hareket etmemizi cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Allah Celle Celaluhu
Ölmüşlerimize merhametiyle muamele edip onları bağışlasın. Bizlere sıhhat ve afiyet versin. Hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Dertlerimize devalar versin. Borçlu olan kardeşlerimizin kolaylıkla borçlarını ödemeler nasip ve müyesser eylesin inşallah. Soyumuzdan gelecek olanları kıyamete kadar ibadet taat kullarından eylesin. Çocuklarımızdan, yakınlarımızdan şaşanlar, yanlışa düşenler varsa onlara da hidayet nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.